Ve bir diğer düzenleme ise basit yargılama usulü ile ilgiliydi. Şimdi basit yargılama usulünde ne vardı? Biliyorsunuz ki 2-3 yıldır hukukumuzda basit yargılama usulü ve seri yargılama usulü dediğimiz iki tane usul dahil olmuştu. Bu usuller neydi? Ya da doğrusu basit yargılama usulü neydi? Kısaca onu hatırlayacak olursak. Biliyorsunuz ki normal usulde Mahkeme savcı tarafından düzenlenen iddianameye karşılık bir duruşma günü açar, tarafların yargılamasını yapar ve bir hüküm verir. Ancak basit yargılama usulünde bunun aksine iddianameye karşı mahkeme duruşma günü vermez ve bu iddianameyi hem müştekiye şikayetlerini bildirmesi için hem de sana savunmasını bildirmesi için tebligat yapar ve bu tebligat 15 günlük süre verir. 15 günlük süre içerisinde sen şikayetlerini bilir, sen de savunmanı bildir. Hakkınızda daha doğrusu sanık hakkında bir karar vereceğim. Ve bu karar üzerine de 1 bölü 4'lük indirim uygulayacağım. Şeklinde bir tebligat yaptırır taraflara. Taraflar şikayetlerini ve savunmalarını bildirdikten sonra mahkeme sanık hakkında hükmünü verir. Eğer ki hüküm mahkumiyete ilişkinse bunun üzerinden 1 bölü 4'lük indirim yapar ve bu şekilde karar verilmiş olur. Bu karara karşı eğer ki itiraz söz konusu olursa bu sefer yine aynı mahkeme bunu ince ve bu mahkeme bu sefer duruşma açar. Duruşmada sanığı dinler, müştekinin durumunu dinler, müşteki katılma işte talebi vesaire. Bunları dinler ondan sonra tekrar eski usul gibi kararını verir ve bu sefer 1 bölü 4'lük indirimi de geri alır. Şimdi düzenleme buydu. Anayasa Mahkemesi ne yaptı? Anayasa Mahkemesi bunu hukuka aykırı gördü. Neden? Çünkü dedi ki burada mahkeme kararını verdiğinde itiraz yapılacak merci yine aynı mahkeme. Yani zaten bu mahkeme bu kararı vermiş. E sen ne itirazı aynı mahkemeye yapıyorsun? Onun dışında sen burada yaptığın itirazdan sonra yapılan itirazdan sonra 1 bölü 4'lük indirimi aynı mahkeme olarak yargılama yapmasına rağmen ne sen kaldırıyorsun. E dolayısıyla aynı mahkeme o kararı verdiyse yine aynı duruşma açılacaksa aynı hakimde o kanaat oluşmuşsa acaba bunun üzerinden mahkeme daha değişik bir karar verebilir mi? Elbette ki veremez. Yani çoğunlukla vermiyorlardı öyle söyleyeyim. Yani dolayısıyla böyle olunca da mahkeme aynı hükmünü tekrar ediyordu. 100 günlük adli para Aslında işte 75 güne düşürmüşse bu sefer tekrar 100 gün olarak 1 bölü 4'lük indirimi geri alıyordu. Ve bu şekilde hüküm kurup devam ediyordu. E dolayısıyla çok değişen bir şey de yoktu. E böyle olunca da Anayasa Mahkemesi bunu Aykırı gördü. E, aykırılık söz konusu olunca da bunlar iptal oldu. Dolayısıyla bu da 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu saydığım 3 tane iptal hususu da yine 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bunlar neydi? Bir özetleyecek olursak. Süre tutum dilekçesi normalde tepkimden itibaren mahkeme kararı yüzüne açıklandı. O yüzden açıklamadan itibaren 7 günlük itiraz süresi vardı. Ve bu itiraz süresinde eğer ki dilekçe verilmediyse, süre tutum dediğimiz dilekçe verilmediyse artık dosya kesinleşiyordu. Bu kalktı. Artık gerekçeli karar gelecek. Gerekçeli kararla birlikte itiraz süresi başlayacak. Bu birinci iptal kararı. ikinci iptal kararı ise uzlaşmada eğer ki taraflar uzlaşmışsa tazminat talep edemez şeklindeki hüküm kaldırıldı dolayısıyla artık uzlaşma yani 9 ay sonra eğer ki uzlaşma sağlamışsa bile yine özel hukukta taraflar hak ileri sürebilecekler. Bu da ikincisiydi. Ve bir üçüncüsü ise basit yargılama usulünde itiraz aynı merciye yapılıp aynı merci tarafından 1 4'lük indirimin ortadan kaldırılması. Bunu da Anayasa Mahkemesi aykırı gördüğü için artık böyle bir durumda söz konusu olmayacak. Bunları kısaca belirtmek istedik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.